1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutlu günler kıymetli Kanal Elbise'yi izleyenlerimiz, yine yeni bir programımızda sizlerle birlikteyiz. Şifa Kapısı programımızda bu hafta mide botoksunu ve mide balonunu konuşacağız. Genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Coşkun Görmüş bizlerle birlikteler. Coşkun hocamıza ilk sorumuzu soralım. Mide botoksu nedir? Mide botoksu zayıflamak isteyen hastalarımıza yardımcı olduğumuz bir yöntem. Evet. Yaptığımız iş midenin içerisine endoskopik olarak botulinum toksini enjeksiyonu. Bu şekilde mide mukozasının, yani midenin en iç yüzeyinin hemen altına yaptığımız ve kaslara etki eden bir nevi botoksdur botulinum.
güzelleşmek amacıyla kullanıldığı gibi biz de bunu sağlık açısından kullanıyoruz. Peki mide botoksu her kişiye yapılır mı? Kadın erkek ayrımı var mıdır? Yani sınırlanması var mıdır mide botoksunda hocam? Mide botoksu asıl aldığımız kriter burada beden kitle endeksi. Evet. Beden kitle endeksi dediğimiz body mass indeksi 35'in üzerinde olan hastalara biz zaten mide küçültme öneriyoruz. Ama beden kitle endeksi 35'in altındaysa, hasta uzun zamandır diyet yapmaya rağmen kilo veremiyorsa, biz onun kilo vermesine yardımcı bir yöntem olarak mide botoksu tercih ediyoruz. Bayan, erkek gibi bir cinsiyet ayrımımız bu konuda yok. Uyguladığımız yaş grubu da 18 yaşından büyük, 60 yaşından küçük olan insanlara, eğer ki dediğim gibi kilo vermeye çalışma sırasında uyguladığı defalarca diyete rağmen istediği kilo vermeyi sağlayamamışsa biz buna yardımcı oluyoruz. Peki mide botoksu yaptığınız zaman kişi hemen de normal hayatına dönebiliyor mu? Yoksa kendine dikkat etmesi gerekiyor, hastanede yatıyor mu? Mide botoksu geçici yatışla yaptığımız bir işlem. İşlem yaklaşık 20 dakika yarım saat arasında bir süreyle endoskopi ünitesinde derin sedasyon altında yapılan, yani derin sakinleştirme altında yapılan bir işlem. Genellikle işlemden sonra bir yarım saat, bir saat kadar bir dinlenme sonrasında hasta gündelik yaşantısına geri dönebiliyor. Ve tercih edilen bir sistem. Çünkü çok duyuyoruz hocam. Mide botoksu yaptırdım denilen, ben çevremde duyduğum insanlar oluyor. Demek ki bu dönem çok tercih ediliyor mu? Bu dönem günümüzde bir de yaygın olarak pandemi durumundan dolayı insanların evinde kapalı olarak kalmış olması, spor salonlarının kapalı olmuş olması, insanların çok rahatlıkla çıkıp da yürüyüş yapabilecekleri, sahilde bile bu hastalığı kapabilecekleri endişeleri onları evin içerisine hapsetti. Ve bu hapsetme durumunda da tabii ki egzersiz olmaması ve yoğun beslenme insanlarda kilo alımını arttırdı. Dolayısıyla botoks yöntemi de hem uygulanabilirliği kolay, hem çok ciddi yan etkisi olmayan bir yöntem olduğu için, gerçekten diyete yardımcı olduğu kanıtlandığı için, o yüzden insanların şu dönemde yoğun tercihine maruz kalıyoruz. Evet, evet, tabii pandemi dönemi sizin de belirttiğiniz gibi çok sıkıntılı geçti. Evet. Hala dikkat etmemiz gereken kurallarla yaşamak zorundayız hocam. O süreçte dediğiniz gibi kimse evinden dışarıya çıkamadı. Hareketsiz bir yaşam sürdük. Ve mide botoksu da bir çare oldu diyebilir miyiz? Çare demeyelim de. Yetişti diyelim. Evet, yetişti ve insanların diyet yapmasına çok ciddi anlamda yardımcı olabilecek bir yöntem olarak ortaya çıkmış oldu. Kolay bir yöntem. Uygulaması kolay bir yöntem. Evet, uygulaması kolay bir yöntem. 20 dakikada uygulanabilirsiniz. Evet, endoskopik olarak yapıyoruz. Endoskopi aletiyle içeriye girip hastayı narkoz altında, ameliyathane şartlarında yapmadan endoskopi ünitesi içerisinde derin sedasyon altında uygulanabilir bir işlem. Peki herhangi bir mide rahatsızlığı olan kişi mide botoksu yaptırabilir mi? Mide rahatsızlığı dediğimiz, bizim en çok gördüğümüz mide rahatsızlıkları şu dönemde, özellikle az önce de konuştuk, pandemi döneminin yarattığı insanlardaki sıkıntı ve stresli ortamın ortaya çıkardığı mide gastritleri ve ülserleri en sıklıkla. Eğer böyle bir durumda, tabii işlemi uygulamadan önce mutlaka hastaya öncelikle bir ön endoskopi yapıyoruz zaten. Eğer ki bu durumda bir gastrit ya da bir mide ülseri saptamışsak hastada, önce bunun medikal tedavisini vermek çok daha uygun. Bu durumu iyileştirdikten sonra botoks işlemi uygulamayı tercih ediyoruz. Hasta midesinde herhangi bir rahatsızlık olmadığında mide botoksu tedavisinde bilebiliyor, iktidarda tabii ki öncesinde mutlaka yaptığımız endoskopi, zaten işlem endoskopik olduğu için dediğim gibi, önce mutlaka endoskopi olarak girip hastamıza rutin olarak sanki bir mide rahatsızlığı varmış gibi bir endoskopisini yapıyoruz. Eğer orada rahatsızlık yönünde, en sıklıkla dediğim gibi gastrit ya da ülser yönünde herhangi bir bulguya rastlarsak, önce hastaya bunun için ilaç tedavisi uyguluyoruz. İlaç tedavisi bittikten sonra da güvenilir bir şekilde botoks uygulaması yapıyoruz. Peki mide botoksu yaptıran kişinin ne tür faydalarla karşılaşabiliyor? Mide botoksu dediğim gibi tek başına yeterli bir yöntem değil ne yazık ki. Hastanın uygulayacağı diyete yardımcı bir yöntem. Bu yöntemle hastaların mevcut kilolarının %10-15'lik bir kısmını 3-6 ay arasındaki bir süreyle vermesi mümkün. Ama tabii bu bazı faktörlere bağlı. Burada kişinin mevcut kilosunun,
kişinin yaşının, metabolizma hızının, hastanın yaptığı egzersiz sıklığının bu konuda ciddi anlamda bir etkisi var. Eğer yaş düşük, metabolizma hızı yüksek, kilosu normalden çok fazla değil ve egzersiz sıklığı da fazla fazlaysa bu %10-15'lik kısım %20-25'lere kadar da çıkabiliyor. Yani mide botoksu o zaman 3 ve 6 ay arasında mı değişiyor? Normalde botoks dediğimiz botulinum toksinin zaten etki süresi 6 ay. Evet. Yani 6 ayda bizim uyguladığımız botoks yöntemi etkinliğini kaybediyor. Dolayısıyla hasta uygulamadan sonraki ikinci haftada kilo vermeye başlıyor. Ve etki süresi de bitene kadar ki bu dediğim gibi maksimum 6 aydır, 6 ay süresi içerisinde de kilo vermeye devam ediyor. Botoks uygulamasının şöyle bir güzel tarafı var. Uyguladığımız botulinum toksininin etkisi birdenbire geçmiyor. Yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla hasta yavaş yavaş botulinum toksininin azalmasıyla beraber diyet alışkanlığını da sürdürebiliyor. Dolayısıyla o diyet alışkanlığının sürdürülebilirliği hastanın kilo vermeye devam etmesini sağlıyor. Mide balonunda böyle değil. Mide balonunda balonun süresi 6 aydır bittiği zaman çıkarırsınız. Hasta eğer ki eski alışkanlığına, yeme alışkanlığına hızlı bir şekilde dönerse tekrardan verdiği kiloları alması mümkün oluyor. Mide botoksu 6 aydan sonra eğer ki yeme alışkanlığınızı değiştirmezseniz kilo alabilirsiniz. Alabilirsiniz ama genellikle hastalarımız buna uyum sağlıyor. Dediğim gibi etkisi yavaş yavaş başlayıp yavaş yavaş azaldığı için hasta daha uzun süre tokluk durumuyla karşılaşıyor ve bu süreçte de diyetini buna göre ayarlamış olduğundan dolayı da aynı diyette devam ettiği sürece, çok yoğun karbonhidrattan beslenmediği sürece çok kolay kolay eski kilosuna dönmesi mümkün olmuyor. 6 aylık süreçte küçümsenecek bir süreç değil. 6 ay içerisinde alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Evet. Yeme alışkanlığınızı. Evet, yani biz dediğim gibi bizim uyguladığımız yöntem tek başına zayıflatmak için etkili bir yöntemden ziyade hastanın uygulayacağı diyet tedavisine ciddi anlamda yardımcı olacak ve hastanın istediği kiloya ulaşmasını sağlayacak bir yöntem. Tabii bu yöntem yapıldığı zaman diyetisyen kontrolü mutlaka yapılıyor. Mutlaka. Yani dediğim gibi diyetisyenle birlikte bu işi yürütmek lazım. Evet. Diyetisyen olmadığı bir süreci tek başımıza mide botoksuyla kilo vermemiz çok kolay mümkün olmuyor. Hızlı kilo verilmiyor. Hızlı kilo verilmiyor. Dediğim gibi botoksun etkisi yavaş yavaş başladığı için genellikle botoks uygulamasını takiben 2 hafta sonra kilo vermeler başlıyor ve bu 6. aya kadar da yavaş yavaş kilo vermek devam ediyor. Yeme alışkanlıkları derken hocam tabii bu belki diyetisyene soracak bir soru ama mide botoksu yaptıran kişi o ilk bir haftayı nasıl geçiriyor? Mide botoksunun amacı şudur. Midenin iç tabakası olan mukozanın altına verdiğiniz botulinum toksini alttaki mide kas tabakasını etkiler ve kas tabakasının bir nevi felç olmasını sağlar. Evet. Dolayısıyla mide botoks uygulaması sonrasında eski kasılabilir gücünden uzaktır artık. Bu da şunu sağlar, normalde bir gıdayı yediğiniz zaman eğer bu gıda mideyi 6 saatte terk ediyorsa, botoks uygulaması sonrasında bu gıda mideyi 12 saatte terk edecektir. Dolayısıyla daha uzun süre bir tokluk durumu oluşmasını sağlayacaktır. Böylelikle daha uzun süre tok kalıyorsunuz, daha az yemiş oluyorsunuz ve diyetisyen takviyesiyle de bu kiloyu vermiş oluyorsunuz. Ama erken dönemde hastaların genellikle biz çok katı gıdalar yerine daha çok böyle sıvı ve sulu gıdalar özellikle ilk bir haftalık dönemde tercih etmesini, özellikle asitli ve gazlı içeceklerden, çok yoğun karbonhidrat içeren gıdalardan uzak durmasını mutlaka istiyoruz. Ama o bir haftalık sonraki dönemde hastalar istediklerini yiyebilir halde. Ama yine dediğim gibi karbonhidrattan ve gazlı içeceklerden uzak durmak şartıyla istediği kadar proteinini beslenebilir hasta. Tabii burada sigara ve alkol tüketiminde de dikkat edilmesi gerekiyor. Mutlaka ki. Yani sonuçta özellikle alkol vücuda alındığı zaman vücuttaki depolanma şekli yağ olarak olduğu için bir yandan kilo vermeye çalışıp bir yandan da alkol alıp bunu yağ olarak vücutta depolamak hem bizim hekim olarak isteyeceğimiz hem de hastamızın isteyeceği bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Peki Coşkun Hocam, kişi mide botoksu yaptırmaya karar verdi, botoksunu yaptırdı. 6 ay içerisinde istediği kiloya ulaşabilir ya da bilemez dedik. Çünkü
kişinin tamamen kendi... Tabii ki, yani tek başına yetmiyor. Sonradan tekrar yaptırabiliyorum. İkinci bir seans daha uygulanabilir. Mide botoksu, yani 6 ay sonra mide botoksunun etkinliği bittikten sonra eğer yeterli performans sağlanamamışsa ikinci bir uygulama da gerçekleştirilebilir. Mide botoksunda 2 seans uygulanabilir. Uygulanabilir, evet. Peki 2 seanstan sonra tekrar uygulama olasılığı var mıdır? Yoksa farklı bir yöntem mi? Yani 2 seanstan sonra çok uygulama tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Ondan sonra eğer ki hasta yine istediği performansa ulaşamamışsa o zaman mide balonu bu hastalarda tercih edilebilir. Eğer ki beden kitle endeksi 35'in üstüne çıkmışsa bu dönemde yine o zaman mide küçültme yöntemleri, sleeve gastrectomy dediğimiz yöntem de bu hasta için uygun bir yöntem olabilir. Mide botoksunun etkileri var mıdır Coşkun Hocam? Mide botoksunun çok gösterilmiş bir sistemik yan etkisi yok. Çünkü uygulamayı lokal olarak yaptığımız için sistemik bir yan etki beklemiyoruz. Ama hastalarda eğer ki botulinum toksinine karşı bir alerjik durum söz konusuysa o zaman alerjik reaksiyonlar oluşturabilir botulinum. Peki mide balonu nedir? Az önce mide balonundan bahsettiniz. Mide balonundan da biraz bahsedelim. Mide balonu da yine hastaların diyetine yardımcı olacak. Yine beden kitle endeksi 35'in altında olan mide botoksuyla aynı şartları taşıyan hastalara uyguladığımız ikinci bir zayıflamaya yardımcı yöntem. Mide balonu dediğimiz olay da midenin içerisine gene endoskopik olarak 6 aylık ya da 1 yıllık tercih ettiğimiz balon şeklinde yerleştirip içerisine yaklaşık 450-500 mililitre sıvıyla doldurduğumuz ve midenin içerisinde hem bir gerginlik oluşturarak doygunluğu sağlayıcı hem de bir yer kaplayıcı kitle oluşturduğumuz bir yöntem, zayıflamaya yardımcı yöntemdir. Evet, mide balonunda her kişiye uygulayabiliyor musunuz? Mide balonunda mide botoks şartlarını taşıyan her kişiye uygulanabilir. Ama burada az önce de bahsetmiştim, mide botoksunun daha balona göre daha masum. Balonda özellikle ilk bir haftalık dönemde hastaların buna adaptasyon süreçleri biraz sancılı ve sıkıntılı geçebiliyor. Özellikle göğüste baskı hissi oluşturabiliyor. Çünkü midenin içerisine yaklaşık yarım kilo ağırlığında bir balon yerleştiriyorsunuz. Bu burada göğüste böyle sıkıştırıcı tarzda, ağrı tarzında bir takım semptomları olabiliyor. Bulantılar yapabiliyor. Ve çıkardıktan sonra da etkinliği bir kere de bittiği için sonrası dönemde eğer ki diyet alışkanlığı oturtulmamışsa, eski yeme alışkanlığına dönülürse burada tekrar eski kiloya dönme hızı daha fazla. Mide botoksunda da aynı mıdır hocam? Bir kişi mide botoks uyguladı, 6 aydan sonra istediği kiloya ulaştı. Sonra yeme alışkanlığı devam ettiği zaman ya da biraz fazlalaştığı zaman kilo alabilir mi? Tabii ki alabilir. Yani burada zaten önemli olan bizim için az önce söylediğim yoğun karbonhidrattan hastayı uzak tutmak. Evet. Özellikle bu diyetsel süreçte yoğun karbonhidrat alışkanlığından hastanın vazgeçmiş olması, botoksun etkisinin bittikten sonra da aynı şekilde yeme alışkanlığına devam etmesini sağlar. Dolayısıyla hastanın eski kilosuna geri dönmesi çok kolay olmaz. Bir de estetik açıdan hasta normal kilosunun %10-15'lik bir kısmını verdiğinde kendisine aynaya baktığında daha özgüvenli hissedeceğinden dolayı o diyet alışkanlığını bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Tabii obezite biraz daha böyle çağımızın hastalığı diyebiliriz hocam. Evet. Tabii bu botoks, mide balonu bir tercih meselesi. Bazen de mide küçültme operasyonları gerçekleştiriyorsunuz. Peki siz hangisini önerirsiniz? Burada dediğim gibi asıl kriter vücut kitle endeksi. Evet. Vücut kitle endeksi eğer 35'in üzerindeyse, özellikle 35 ile 40 arasındaysa, hastanın yandaş hastalıkları, özellikle ailesel kaynaklı bir diyabet öyküsü varsa ya da body mass indeks dediğimiz vücut kitle endeksi 40'ın üzerindeyse bu hastalara mutlaka mide küçültme ameliyatı dediğimiz sleeve gastrectomy yöntemi tercih edilmeli. Eğer ki vücut kitle endeksi 35'in altındaysa, yani mide küçültme ameliyatı yapılabilecek grubun içerisinde değilse, o zaman hastaların diyetine yardımcı yöntem olarak botoks ve mide balonunu tercih etmek en uygundur. Tabii mide balonu, mide botoksu yapıldığı zaman da kilonun verilmesiyle de bazı hastalıkların da önüne geçilebilir. Tabii ki. Zaten buradaki asıl amacımız bu.
gerek mide botoksunda, mide balonunda olsun, gerek mide küçültme ameliyatlarında olsun, bizim amacımız hastanın ilerleyen yaşlarda kilosunun fazlalığından dolayı ortaya çıkabilecek şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp hastalıkları, çeşitli akciğer problemleri ve özellikle hastanın efor kapasitesinin, yani gündelik yaşamını rahat bir şekilde idame ettirebilmesini sağlayacak efor kapasitesinde uygun şartlara gelmesini sağlamak için bu işlemleri yapıyoruz ki hastanın geri kalan uzun yaşamını daha sağlıklı bir şekilde geçirebilsin diye. Pandemi döneminde, korona günlerinde ne kadar pandemiyle savaştıysak kilolarımızla da savaştık. Ne yazık ki. Kilo almamak için elimizden geleni yaptık ama maalesef ki kilolar alındı. Şimdi de verilmesi için yöntemler aranıyor. Evet. Ve bunlardan en önemli yöntemlerden ve kolay yöntemlerden. Kolay uygulanabilir birisi. Yöntem olması, risklerinin oluşabilecek yan etkilerinin çok düşük olmasından dolayı ve özellikle vücut kitle endeksi 35'in altındaysa mide botoksu ve mide balonu gerçekten kolay uygulanabilir ve hastaya da gerçekten fayda sağlayacak yöntemler. Evet hocam, mide botoksu tabii son zamanlarda basından da duyduğumuz, botoksun sanki böyle yan etkilerinin fazla olduğunu duyuyoruz. İşte geçen bir ütüsünde bir hanımefendinin botoks yaptırıp da hayatını kaybettiği diyor. Peki böyle risklerle de karşılaşılabiliyor mu? Uzman ellerde yapılması. Evet, mutlaka öncelikle tabii ki uzman ellerde yapılması gereken bir işlem. Sonuçta vücut içerisinde bir girişimsel işlem yapıyorsunuz ve bu işlemi mutlaka uzman ellerde, bu iş konusunda tecrübeli olan merkezlerde yapılması çok daha uygun. Biz bu konuda Avrasya Hospital'da bu konuyu uzun zamandan beri uyguluyoruz ve bu işte de yapabileceğimiz en güvenli halde bu işi uygulamaya çalışıyoruz. Bizim uyguladığımız mide botoksu yönteminde yaptığımız işlem lokal bir işlem. Yani midenin mukozasının altına, midenin iç tabakasının altındaki kasları uyaran sinirlerin olduğu bölgelere yaptığımız için bu lokal bir etkinlik oluşturuyor. Yani sadece mide kaslarını etkiliyor. Herhangi bir şekilde botoks uygulamasının, az önce söylemiştim, eğer ki hastanın botulinum toksinine karşı bir alerjisi söz konusu değilse herhangi bir gösterilmiş sistemik bir yan etkisi yok. Tabii bunu sizin de belirttiğiniz gibi uzman ellerde ve sağlık kuruluşlarında yaptırmanız gerekiyor. Mutlaka. Çünkü yani, son zamanlarda botoks verildiği zaman böyle işte güzellik merkezlerinde olsun, kaldırım altında yapan birçok merdiven altında yapan birçok varlar yani. Çünkü burasına da yansıyor hocam. Bu da ister istemez insanları düşündürüyor ve korkutuyor. Doğru. Ölümle de sonuçlanan vakalarla da karşılaşıldı. O zaman kendileri başındaki izleyenlerimizden uçaklar sağlık kuruluşunda ama güvenilir sağlık mutlaka güvenilir, bu konuda tecrübeli ve ehil kişilerin elinde bu işlemlerin yapılması en doğrusu. Ve Avrasya Hospital'da bu noktada çok başarılı. Bu konuda Avrasya Hospital'da biz bu uygulamalarımızı yaklaşık 5-6 senedir düzenli bir şekilde devam ettiriyoruz. Ve ekibiniz çok güzel hocam. Çünkü bu ekibin içerisinde sizden gibi değerli hocalarımızın yanında diyetisyenimizle beraber tabii ki bu işlemleri de gerçekleştireceğinizi söylediniz. Hastamızı bir sürece sokuyorsunuz. Yani hasta defalarca daha önce diyet yapmasına rağmen kilo verememiş ve mevcut kilosundan memnun olmayan bir hasta. Dolayısıyla sadece siz bu hastaya botoks uygulayıp da hadi artık evine git, artık bundan sonra kendi başınasın, ne istiyorsan onu yapabilirsin demek çok doğru bir şey değil. Bunu gerçekten bir ekip anlayışıyla bu süreci birlikte yönetmemiz gerekiyor. Hem işlemin uygulanabilirliği aşamasındaki ekip çalışmamız, hem işlemin sonrasındaki diyetisyenimizle birlikte hastanın mevcut durumunu çözmeye yönelik yaptığımız ekip çalışması en etkin yöntem. Çünkü sonrasında bir mutluluk. Çünkü kişi kilo verdiği zaman bir özgüveniyle karşılaşıyor. Biraz da kendisini estetik anlamında güzel hissetmesi, güven vermesi de çok önemli. Mutlaka. Yani biz işin sağlık tarafını her zaman için öncelikli tutuyoruz ama dediğiniz gibi yani normal mevcut kilosunun %10-15'lik bir kısmı, hatta belki vereceği %20'lik bir kısmı bile veren bir insanın gerçekten kendi aynaya baktığı zaman kendine özgüveni ciddi derecede artıyor. Ve moraliniz güzel olduğu zaman da üst safhada olduğu zaman da biraz hastalıkların da önüne geçebiliyorsunuz. Tabii ki yani işte birbirini bir çark gibi düşünün. Çarkın bütün parçalarının yerinde olması lazım ki siz hayatınıza rahat, mutlu ve sağlıklı devam edebilin. Peki hocam, mide botoks
kapsülü hamilelerimize de öneriyor musunuz? Bu konuda yapılmış çok ciddi çalışmalar yok açıkçası. Yani hamilelerde, gebelerde, emziren annelerde bu işin uygulandığına yönelik herhangi bir yayın yok. Uygulanıp da yan etki ortaya çıkmadığını gösteren yayınlar yok. O yüzden ben açıkçası gebelere ve emziren annelere bu işi şu aşamada tavsiye etmiyorum. Ama hamilelik sonrasında tabii ki. Belli bir zaman diliminde. Hamilelik geçip 6 aylık bir emzirme süresini tamamladıktan sonra eğer ki verilmemişse o zaman gerçekten onlara ciddi anlamda yardımcı oluruz diye düşünüyorum. Evet, tabii mide botoksu konuşmasının içinde belirttiğiniz gibi mideyi felç ediyor dedik. Evet. Nereye uygulanıyorsa orayı felç ediyor. Evet. Peki vücuda da yayılabiliyor mu? Dediğim gibi lokal uygulama bu. Yani endoskopik olarak lokal midenin iç kısmının hemen altına uyguladığımız, midenin içerisindeki kasları felç ederek mide boşalmasını yavaşlattığımız bir yöntem olduğu için sistemik bir yan etkisi şimdiye kadar gösterilmemiş ve oradan da sistemik bulaşıma geçmesi mümkün değil. Eğer ki ehil ellerde uygulanırsa. Peki mide balonu da bunun gibi mi hocam? Mesela mide balonunda mide botoksu değil de mide balonu yaptınız. Evet. Peki, ona nasıl dikkat edecekler? O 6 aylık süreçten sonra mide balonunu çıkartıyor musunuz? Çıkartıyoruz. Yani uyguladığımız balonlar 6 aylık ve 1 yıllık balonlar olarak iki şekilde. 6 aylık balonu takmışsanız 6 ayda dediğim gibi midenin içerisinde bir yer kaplayıcı kitle oluşturuyor, bir gerginlik oluşturuyor. Dolayısıyla bu hastanın hem daha çabuk doymasını hem de daha az porsiyonlarla doymasını sağlıyor. Ama 6 aylık taktığınız balonda eğer ki 6 ay sonra bunu çıkarırsanız hastayı birdenbire artık tamamıyla yardımsız bırakmış oluyorsunuz. Yani bir kere de, ama az önce söyledim, mide botoksunda böyle değil. Mide botoksunda botoksun etkisi yavaş yavaş azaldığı için hasta da buna yavaş yavaş adapte olabiliyor. Ama mide balonunda öyle değil. Mide balonunda balonu bir kere süresi bittiğinde çıkarırsınız, artık hasta eski yaşantısıyla baş başadır. Eğer ki bu mide balonunun olduğu süreçte 6 aylık dönemde eğer diyetini, beslenme alışkanlığını buna göre şekillendirmişse ondan sonrası kolay. Eğer yok şekillendirmemişse eski yeme alışkanlığına tekrar dönerse burada kilo almak daha hızlı oluyor. Peki kimlere 6 aylık mide balonu uygulanır, kimlere 1 yıllık mide balonu uygulanır? Bu daha çok biraz da tercih sebebi ve hastanın kilo düzeyiyle alakalı bir durum. Eğer ki hastanın body mass indeksi 30'un altındaysa o zaman bu hastalara 6 aylık balon takmak yeterli olur. Eğer body mass indeksi dediğimiz beden kitle endeksi 30 ile 35'in arasındaysa bunların kilo düzeyi normal kilolarına göre daha fazla olduğu için ve bunların zayıflayabilmeleri için de daha fazla yardım ve daha fazla süre gerekeceği için onlara 1 yıllık balon takmak önerilebilir. Peki mide botoksu uyguladığınız kişiye mide balonu uygulayabiliyor musunuz? Aynı anda uygulamıyoruz. Çünkü ikisi de çok benzer yöntemler olduğu için ikisinde de amaç midenin hem doygunluk süresini uzatmak hem de hastaya kilo vermek adına yardımcı yöntemler olduğu için botoksu ve balonu aynı anda uygulamıyoruz. Uygulanmasını da tavsiye etmem. Peki botoks uygulayan, mide botoksu uyguladığınız kişiye sonradan mide balonu uygulayabilir? Tabii ki uygulanabilir. Tabii ki. Yani mide botoksu uygulandı. Hasta 6 ayda istediği performansı tam sağlayamamışsa ikinci bir seans olarak mide botoksu uygulanabilir ya da bunun yerine mide balonu da tercih edilebilir. Peki mide botoksu uyguladığınız kişiler normal hayatlarında nelere dikkat etmeliler? Mide botoksu uyguladığımız kişiler işlemden 30 dakika sonra yeterli istirahat sonrasında normal gündelik yaşantılarına dönebilirler. Ama ilk söylediğimiz ilk bir hafta içerisinde daha çok sulu gıdalar evet. Ve özellikle ilerleyen dönemlerde karbonhidrattan fakir diyetle beslenmeleri, eğer alkol alışkanlıkları varsa bu alkol alışkanlıklarından mutlaka uzak durmaları ve çok ciddi anlamda egzersizle meşgul olmaları ve spor yapmalarını da çok ciddi anlamda öneriyorum. Hem hayatın diğer alanları açısından sağlıklı yaşamak adına hem de kilo vermeyi ciddi anlamda tetiklemesi açısından egzersizi mutlaka öneriyorum hastalarıma. Yani mide botoksunda ve mide balonunda spor mutlaka olmalı. Mutlaka gerekli. Ama ağır sporlardan da tabii ki mutlaka ağır sporlar değil de en azından çıkıp bir yürüyüş yapmaları ya da bir koşu bandına çıkıp tempolu yürüyüş yapmaları bile onlar için yeterli bir spor sayılabilir. Mide botoksu ve mide balonu vücutta şişkinlik ve kabızlık yapar. Evet, bu da bizim hastalarımızın sıkça sorduğu sorulardan bir tanesi bize.
uygulama öncesinde özellikle. Şimdi hasta şu şekilde yaklaşıyor. Hocam siz benim midemi botoks uygulamasıyla felç edeceksiniz. Evet. Benim bağırsaklarım zaten yavaş çalışıyor. Ben bu yüzden de uzun zamandır kabızlık çekiyorum. Acaba bu şikayetimi arttırırım. Buradaki olay bizim uygulamamız sadece mideye lokal uygulama olduğu için ve özellikle sadece mide kaslarını felç ettiğimiz için mideye uyguladığımız bu yöntemin bağırsakların hareketi üzerinde herhangi bir etkisi yok. Bizim yaptığımız bu işlemle mide boşalma hızını sadece yavaşlatıyoruz. Bağırsakların boşalma hızına herhangi bir etkisi yok bu işlemin. Çünkü lokal uyguluyoruz ve sadece mide kasları üzerine uyguluyoruz. Ama tabii yediklerine dikkat edecekler. Mutlaka ki. Yani özellikle karbonhidrattan fakir diyet buradaki baş şartımız kilo verme açısından. Evet, çünkü mide çok hassas bir organ hocam. Evet. Çok değişik faktörlerden aynı anda etkilenebiliyor. Yani bir stres, sıkıntı mideyi tetikleyebiliyor. Yediğimiz herhangi bir gıda mideyi tetikleyebiliyor. Bir takım mikrobik enfeksiyonlar mideyi tetikleyebiliyor. Hiçbiri bunların olmasa bile ailesel yatkınlık, genetik yatkınlık midede bir takım sıkıntıların ortaya çıkmasını tetikleyebiliyor. Çok faktörlü bir denklem. Evet. Zayıflama da çok da güzel bir yöntem mide botoksu ve mide balonu ve sonrasında tabii belki cerrahi operasyonlarla da karşılaşılabilir ama mide botoksuyla da mide balonuyla da zayıfladıkları zaman artık normal hayatlarında o dönemdeki alışkanlıklarını da devam ettirsinler. Daha kilolu. Tabii ki önemli olan zaten o. Yani bizim yöntemimiz kilo verdirici bir yöntem değil. Evet. Kilo vermeye çok ciddi anlamda yardımcı olacak bir yöntem. Eğer ki bu süreç içerisinde hastalarımız kendi diyet alışkanlıklarını eğer oturtturamamışlarsa ki zaten bu konuda dediğim gibi bir ekip çalışması içindeyiz. Mutlaka bir diyetisyen yardımıyla bu işi, bu süreci yürütüyoruz. Eğer ki bu alışkanlığı kazanamamışsa işlem sonrasında etkinlik bittiği zaman botoksun 6 ay sonra eski yeme alışkanlıklarına tekrar dönerlerse kilo almaları çok daha hızlı olur. Dolayısıyla bu çok böyle istediğimiz bir konu ne yazık ki değil. Peki hastalarınızdan aldığınız tepkiler nelerdir hocam? Yani hastalar sonuçta burada iki şey önemli hastalar açısından. Birincisi sağlık, ikincisi kendine özgüven. Dolayısıyla ciddi anlamda bizim uyguladığımız programa hastalarımız uyduğu zaman hem fazla kilolarından kurtulup ileride başına gelebilecek sağlık problemlerinden kurtulmuş oluyorlar. Hem de kilo vererek daha küçük bedenler içerisinde daha güzel kıyafetlerle aynaya baktığı zaman kendini daha özgüvenli hissedebiliyor. Bu yaşamın her alanında katkı sağlıyor insana. Hasta demeyeyim sadece artık o süreci geçirmiş, artık normal yaşayan bir birey olmuş olur. Toplumun her kesiminde, gittiği herhangi bir iş ortamında, daha sonrasında sağlık problemleriyle karşılaşmamak adına tüm hayatını daha güzel bir şekilde biçimlendirebiliyor. Evet, sağlık problemleri dediniz. Mide hastalıkları, işte mide botoksu ve kilo da hocam şu an tansiyon ve şeker en önemlisi. Tabii ki yani baş düşmanı kilonun. Çok ciddi anlamda tetikleyen bir durumdur kilo, tansiyon ve şeker hastalığı. Özellikle ailesel yatkınlık da varsa bu işin içerisinde ve bir de sizin bedeninize yüklediğiniz yük bunu çok ciddi anlamda daha erken dönemde ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Body mass endeksi dediniz hocam, vücut endeksi ağırlığı. Peki normal şartlarda vücudumuzun body mass endeksi nedir? Bu sabit bir değer değil. Bu kişiden kişiye göre belirlediğimiz bir değer. Burada bunun bir formülasyonu vardır. Bu formül de şudur. Kişinin kilosunu boyunun karesiyle çarpımına böldüğü zaman ortaya çıkan değer vücut kitle endeksi olarak kabul edilir. Dolayısıyla hepimizin boyu birbirinden farklı, hepimizin kilosu birbirinden farklı olduğu için burada body mass indeksi dediğimiz vücut kitle endeksi kişiden kişiye göre değişir. Ama hepimize göre standart değer 25. 25. Evet, 25 ile 30 arasında kabul edilebilir ama 30'dan sonra artık tedaviye ve yardıma ihtiyaç duyulacak bir seviyedeyiz demektir bu. Evet, tabii biz Türk milleti biraz yemeği çok severiz. Evet. Tabii yemeği çok severken de biraz böyle salçalı ve yağlı gıdaları da çok fazla tercih ederiz hocam.
biraz bu yeme alışkanlığımızdan da uzak durmamız gerekiyor. Hepimizin aslında, hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu anlattığımız yandaş hastalıkların ortaya çıkmaması açısından, daha sağlıklı bir hayat sürebilmemiz açısından çok yoğun karbonhidrattan ve yağdan uzak durarak bir yeme biçimi, özellikle sebze ağırlıklı, özellikle zeytinyağı ağırlıklı beslenmeye önem vermemiz hepimiz için çok daha sağlıklı bir hayat için gerekli. Evet, şu süreçte pandemi dönemini yaşarken de evet kilolar alındı, kiloların verilmesi için de yöntemler, kolay yöntemler, işte mide botoksu ve mide balonu son zamanlarda çok tercih edilen bir yöntemdi. Ekranların başındaki izleyenlerinizle de bunu paylaşıp peki pandemiyle ilgili birkaç bilgi almak istiyorum sizden hocam. Bu süreçte nelere dikkat edeceğiz? Vallahi hepimizin hastalarımıza, çevremize, ailemize tavsiye ettiğimiz bir, hijyenimize çok iyi dikkat edeceğiz. İki, mutlaka maske kullanımına özen göstereceğiz. Üç, kapalı ortamlarda özellikle 1,5-2 metre mesafe kuralına mutlaka uyacağız. Elimizden geldiği kadar toplu yaşamın olduğu yerlere girmemeye, gitmemeye özen göstereceğiz. Tabii ki insanlar bu süreçte çalışmak, para kazanmak, ailelerini geçindirmek zorundalar. Tabii ki iş için mutlaka dışarıya çıkacaklar. Toplu taşıma araçlarını kullanacaklar. Ama bu durumlarda da bunlara az önce saydığım 3 kurala mutlaka dikkat etmelerini çok ciddi anlamda öneriyorum. Çünkü sürecin tüm dünyada yaygın olması ve bunun bir tedavi yöntemi olarak bir aşının daha henüz bulunmamış olması, sürecin nereye kadar gideceği konusunda bir belirsizlik ortamı oluşturuyor. O yüzden bu işte daha uzun zamanda mücadele edebiliriz. Aşının çıkmasıyla birlikte daha kısa sürede de bu işi sonuçlandırabiliriz. Ama biz hep kendimizi en kötü senaryolara hazırlayalım derim. O yüzden sanki çok uzun sürecekmiş gibi bu kurallara mutlak suretle uyalım. Evet, kurallara uyduğumuz sürece bu sıkıntıyı daha mı kolay atlatırız? Tabii ki. Yani sonuçta bu kurallara uymak demek bu virüsün bulaş sıklığını, bulaş yoğunluğunu azaltmak demektir. Dolayısıyla bulaş sıklığının ve bulaş yoğunluğunun da azalmış olması, insanlar hasta olsa bile sağlık sistemine çok daha kolay ulaşabilir, gerekli sağlık hizmetini de alabilir olmasını sağlar. Yani şöyle düşünün, 85 milyon Türkiye nüfusunun 6 ayda hepsinin hasta olması yerine hepsinin 3 yılda hasta olması tercih edilebilecek bir konudur. Ki hasta olan insanlar sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanabilsin diye. Evet, Avrasya Hastanesi bu noktada başarılı hastanelerden, sağlık kuruluşlarından birisi Coşkun Hocam. Pandemi döneminde de çalıştınız, evet. Ameliyatlar da gerçekleştirildi. Hastalarımız tabii bayağı bir burada bir destekler oldu. Nasıl oldu? İşte siz hastalarımızla, sağlık ekibimizle, çalışanlarımızla bir orduydunuz. Tabii ki. Yani sadece Avrasya Hastanesi olarak değil, tüm Türkiye bu konuda, bütün sağlık çalışanları bu konuda bu işin üstesinden gelebilmek adına seferber oldular. Biz de o dönemde Avrasya Hastanesi olarak elimizden geleni, üzerimize düşen vazifeyi de sonuna kadar yerine getirdiğimizi düşünüyorum. O dönemde biz bütün hekimler buradaydık tabii ki özveriyle. Bütün hekim arkadaşlarım, bütün hemşire arkadaşlarım, bütün yardımcı sağlık personel arkadaşlarım elinden gelen özveriyi gösterdi. O dönemde elektif ameliyat dediğimiz ameliyatlarımızı erteledik, yapmadık. Yani acil olmayan ameliyatları ama acil gerekliliği olan ameliyatlarımızla kanser vakalarının tedavilerini burada elimizden gelen optimum şartları sağlayarak devam ettik. Onun haricinde şu anki dönemde hastanemizde yatan hasta anlamında bir COVID hastası takibi yapmıyoruz. Bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmuş pandemi hastanelerinde takip ve tedavileri yapılıyor. Biz burada tanısını dahi koyduğumuz hastaları 112 aracılığıyla bu hastanelere sevk ediyoruz. Ama tabii önümüzdeki süreçte yine özel hastanelerin pandemi hastanesi olarak ilan edilmesi durumunda yine bu işte canla başla savaşmaya devam edeceğiz. Evet hocam, iyi ki varsınız. Size ve tüm Avrasya Hastanesi'ne, tüm sağlık çalışanlarınıza teşekkür ediyoruz. Sizin duyarlılığınız, özveriniz vatandaşa da yansısın. Umarım. Evet, vatandaşımızın duyarlı olması umarım gerekiyor. Şu anda ekranların başında bizi izleyen Kanal 58 izleyenleri, sizin vermiş olduğunuz o ana kuralları eğer ki uygulanırsa
bu hastalığı, bu bulaşı daha rahat bir şekilde atlatmış olacağız. Atlatmış olabileceğiz. O anlamda ne diyoruz? Maske, sosyal mesafe ve hijyen mutlaka. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz güzel bilgilerden. Ben teşekkür ederim. Güzel sohbetiniz için. Evet, kıymetli Kanal 78 izleyenlerimiz, bu haftada Şifan Kapısı programımızın sonuna geldik. Genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Coşkun Görmüş ile mide botoksunu konuştuk, mide balonunu konuştuk. Tabii çağın hastalığı obezite, nasıl dikkat etmemiz gerektiği noktasında hocam bize bilgiler verdi. Ve kendine çok teşekkür ederken sizler Kanal 78 izleyenlerimize ne diyoruz? Bizlerden ayrılmayın efendim. Hasta olmayın, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı, sevgiyle kalın. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse İnsan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır.
İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50